Kıssaların en güzeli Yusuf kıssası. Kur'an-ı Kerim'de geçmişte yaşamış topluluklar ve peygamberler hakkında anlatılan ibret verici tarih olaylara kıssa denir. Kıssalar insanlara doğru, iyi ve güzel olanı göstermek ve onları kötülüklerden sakındırmak için anlatılır. Bu kıssalardan biri de Kur'an'da Yusuf suresinde ayrıntılı bir biçimde anlatılan Yusuf aleyhisselam kıssasıdır. Bu kıssa Kur'an'da kıssaların en güzeli Ahsenül Kasas olarak nitelendirilir. Yusuf suresi Mekke müşriklerinin Peygamberimiz aleyhisselam ve ashabına karşı yürüttükleri eziyet ve işkencelerin arttığı bir sırada indirilmiştir. Bu surede Hazreti Yusuf'un karşılaşmış olduğu sıkıntılar, bu sıkıntılara sabretmesi ve sonunda ulaştığı nimetler anlatılır. Böylece Peygamberimiz ve arkadaşları zorluklara karşı teselli edilir. Hazreti Yusuf aleyhisselam Yakup peygamberin 12 oğlundan biriydi. Babası onu çok seviyordu. Ancak diğer kardeşleri babalarının ona gösterdiği ilgiyi kıskanıyordu. Bir vakit Yusuf babasına, "Babacığım, ben rüyada 11 yıldız, güneş ve ayı gördüm. Onları bana secde ederlerken gördüm," dedi. Yakup aleyhisselam rüyadan çok etkilendi. "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Şeytan insanın apaçık düşmanıdır," dedi. Hazreti Yakup aleyhisselam kardeşlerinin Yusuf'a bir kötülük yapmasından endişe ediyordu. Kardeşleri bir süre sonra Hazreti Yusuf'un rüyasını öğrendiler. Bu durum onların kıskançlıklarını bir kat daha artırdı. Kardeşleri dediler ki, "Biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde babamız Yusuf ve kardeşini Bünyamin'i bizden daha çok seviyor. Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir." Sonunda anlaşıp Yusuf'tan kurtulmaya karar verdiler. Ve birbirlerine, "Yusuf'u öldürün ve onu uzak bir yere atın ki babanızın sevgisi yalnız sizde kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek salih kimseler olursunuz," dediler. Onlardan biri, "Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kuyunun dibine atın da geçen kervanlardan biri onu götürsün," dedi. Bu planın ardından babalarına gelerek, "Ey babamız, sana ne oluyor da Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini istemekteyiz," dediler. Ve eklediler, "Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz." Hazreti Yakup aleyhisselam, "Onların bu taleplerine karşılık onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersizken onu bir kurdun yemesinden korkarım," dedi. Onlar da, "Hakikaten biz kuvvetli bir topluluk olduğumuz halde eğer onu kurt yerse o zaman biz gerçekten aciz kimseler sayılırız," dediler. Babalarından gezip eğlenmek bahanesiyle izin alarak Yusuf'u kırlara götürdüler ve onu bir kuyuya attılar. Akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. "Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın," dediler. "Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırmış gömleği, getirdiler. Yakup dedi ki, "Hayır, nefislerini sizi aldatıp böyle çirkin bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır." Yusuf'un atıldığı kuyunun yakınlarına bir yolcu kafilesi gelmişti. Sucularını gönderdiler. O da kovasını suya sarkıttı. "Müjde, bu bir çocuk," diye haykırdı. Ticaret maksadıyla onu sakladılar. Allah ise onların ne yapacaklarını çok iyi biliyordu. Kafile Mısır'a vardığında Yusuf'u köle olarak oranın vezirine değersiz bir pahaya, yani birkaç dirheme sattılar. Onlar zaten ona değer vermemişlerdi. Onu satın alan Mısırlı kişi hanımına dedi ki, "Ona iyi bak. Belki bize yararın dokunur veya onu evlat ediniriz. İşte böylece biz Yusuf'u o yere, Mısır'a yerleştirdik ve ona olayların yorumunu öğretelim diye böyle yaptık."
Allah yaptığı işte üstün bir güce sahiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Hazreti Yusuf Aleyhisselam o evde yetişip büyüdü. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız. Ancak Yusuf'un bulunduğu evdeki kadın Yusuf'un kendisine yaklaşmasını istedi ve bütün kapıları kapadı. Haydi gel dedi. Yusuf ise Allah'a sığınırım. Doğrusu o kocam benim efendimdir. Bana güzel bakmıştır. Şüphesiz haksızlık edenler kurtuluşa eremezler dedi. Hazreti Yusuf Aleyhisselam bu teklifi kesinlikle kabul etmedi. Ancak olay şehirde duyulunca ona iftira attılar. Bunun üzerine Yusuf, Rabbim bana göre zindan, bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Sonra onlar Yusuf'un suçsuzluğunu ortaya koyan delilleri gördükten sonra yine de onu bir süre zindana atmayı uygun buldular. Böylece Hazreti Yusuf uzun yıllar hapiste kaldı. Allah onu insanları doğruya ve güzele çağırması için peygamber olarak görevlendirdi. Ayrıca ona rüyaları yorumlamasını öğretti. Hazreti Yusuf hapiste arkadaşlarının rüyalarını yorumluyordu. Yorumladığı rüyalar ise doğru çıkıyordu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam hapisteyken bir gün iki arkadaşının rüyasını yorumlamıştı. Onun yorumları doğru çıktı ve hapisten sonra arkadaşlarının biri idam edildi, diğeri ise kralın hizmetçisi oldu. Kral, ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini, ayrıca 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler, eğer rüya yorumluyorsanız rüyamı bana yorumlayın dedi. Fakat yanındaki danışmanların yaptıkları yorumları mantıklı bulmadı. Hazreti Yusuf'un zindanda iken rüyasını yorumladığı arkadaşlarından biri, ben size onun yorumunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin dedi. Böylece kral Hazreti Yusuf'un rüya yorumu yaptığını öğrendi. Yusuf ile ilgili araştırma yapınca onun haksız yere hapse atıldığını anladı. Kral onu bana getirin. Onu özel olarak yanıma alayım dedi. Onunla konuşunca şüphesiz bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir bir kişisin dedi. Ve onu hapisten çıkarıp rüyasını anlattı. Hazreti Yusuf Aleyhisselam 7 yıl bolluk olacağını, peşinden gelen 7 yılın ise kıtlıkla geçeceğini söyledi. Kral Yusuf'un bu yorumunu isabetli buldu ve çözüm önerilerini sordu. Hazreti Yusuf da önerilerini söyledi ve beni ülkenin hazine işlerinden sorumlu bakan olarak görevlendir. Çünkü ben onları çok iyi korurum ve bu işi bilirim dedi. Bunun üzerine kral Hazreti Yusuf'a devlet hazinesinin sorumluluğunu verdi. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurdu. Böylece Yusuf'a dilediği yerde oturmak üzere ülkede imkan ve iktidar verdik. Biz rahmetimizi istediğimize veririz ve iyi davrananların mükafatını zayi etmeyiz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam bolluk yıllarında ürünlerin bir kısmını depolara koydurdu. Kıtlık yılları gelince depolardaki ürünleri halka dağıtmaya başladı. Aynı kıtlık Hazreti Yusuf'un ailesinin ülkesi olan Kenan, Filistin diyarında da yaşanıyordu. Yusuf'un kardeşleri de yiyecek almak için iki kez Kenan ülkesinden Mısır'a geldi. Yusuf kardeşlerine kendini tanıttı ve onları affettiğini belirterek "Bugün azarlanacak değilsiniz. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir dedi. Yusuf peygamber, babası, annesi ve kardeşlerinin tamamını Mısır'a davet etti. Ailesi Mısır'a vardığında Hazreti Yusuf Aleyhisselam anne ve babasını tahta oturttu. Diğer 11 kardeşi ise Hazreti Yusuf'un önünde saygıyla eğildiler. O zaman Hazreti Yusuf Aleyhisselam, babacığım işte bu daha önce gördüğüm rüyanın gerçekleşmesidir. Rabbim onu gerçekleştirdi.
Şeytan benimle kardeşlerimin arası bozduktan sonra Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra beni hapisten çıkaran, sizi çölden getiren Rabbim bana pek çok iyiliklerde bulundu dedi. Yusuf peygamber uzun yıllar Mısır'da insanları adaletle yönetti. Onlara peygamberlik ve rehberlik yaptı. Hep iyiliğe ve güzelliğe çağırdı. Yusuf peygamberin hayat hikayesi için Allah şöyle buyurdu. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde, kısalarında hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır. Zorluklar karşısında sabretmek, iffetli ve namuslu olmak, her zaman Allah'a güvenmek, affedici ve merhametli olmak, iftiradan sakınmak, kıskançlıktan ve şeytanın vesvesesinden Allah'a sığınmak bu kıssadan alınabilecek derslerden bazılarıdır. Ey gökleri ve yeri yaratan Rabbim! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina.